sonrası bütün takımlar olduğu gibi Trabzonspor taraftarı da transfer bekliyor. Şu ana kadar atılan somut bir adım var. Ancak tabii gündemde olan birçok isim var. Bugün Başkan Ertuğrul Doğan'ın basınla sohbetinden başlamak kaydıyla sizlere transferdeki son gelişmeleri aktarmak istiyorum. Hemen başlayalım. Başkan Ertuğrul Doğan aslında bugünkü basın toplantısının, basınla buluşmasının en kritik cümlesi bir transferi tamamladık. İki imza, iki futbolcu da imzaya çok yakınız. Bu aslında taraftarın beklediği haberlerden bir tanesiydi. Başkan Ertuğrul Doğan kulübün mali yapısından bahsetti. İşte ekonomik zorlukları dile getirdi. Ancak transfer için çalıştıklarını da tabii ki Trabzonspor'un her zaman yarışmacı bir takım olduğunu, buna mecbur olduklarını, şartlar ne olursa olsun Trabzonspor'un zirveye oynaması gerektiğini dile getirdi. Başkan Ertuğrul Doğan konuşmalarında isim vermedi. Tabii ki anlaşmaya yakın oldukları imza aşamasında olan iki futbolcuyu açıklamadı. Biz biraz araştırdık. Bunlarla ilgili size bilgi vereceğiz. Öncelikle Başkan Ertuğrul Doğan'ın kulübün ekonomik durumunu özetleyen şu cümlesi: geldiğimiz günden bu yana 24 milyon euro ödedik. Ancak Haziran sonuna kadar 17 milyon euro daha ödeme yapmamız gerekiyor. Yoksa futbolcular serbest kalabilir. Bu da kulübe, yani toplam operasyondan bahsediyorum, 55 milyon euro gibi bir zarar verebilirdi. Tam bir kaos ortamına düşebilirdik. Bunu engellemiş olduk diyor. Tabii 17 milyon euro için de gece gündüz çalıştıklarını dile getiriyor Ertuğrul Doğan. Ertuğrul Doğan gündemde olan daha önce teknik direktör Nenad Bjelica'nın da açıkladığı Petković ve Orsic'i istediklerini açıklarken görüşmelerdeki ayrıntıları da dile getirdi. Aynen işte iki futbolcu için kulüplerinin 4'er milyon euro istediğini, kendilerinin ise bu parayı vermeyeceklerini dile getirdi. Aslında bu transferin zora girdiğini bizlere gösteriyor. Aynen şu ifadeyi kullandı: bonservis verebilirim ancak bonservis 2 milyon euro olabilir. Toplam rakamı aşağı çekmemiz gerekiyor. 3,5 milyon, 4 milyon euro gibi maliyetlerde bir futbolcuyu almayı kesinlikle düşünmüyoruz, dedi Ertuğrul Doğan. Bunun üzerine, yani tabii Orsic ve Petković Bielitsa'nın eski öğrencisi olmaları nedeniyle listenin başında yer alan isimlerdi. Hemen hatırlayalım. Trabzonspor Yunanistan'dan Korbelis'i aldı. Orta saha oyuncusu, ön libero. Bu resmen açıklamasa, kapa bildirilmese dahi bu transfer bitti artık. Ertuğrul Doğan bunu zaten açıkladı. Kendisi 2 artı 1 yıllık imza attı ki bonservis bedeli ödenmedi. Yıllık da 900 bin euro ödenmesi bekleniyor bu futbolcuya. Resmi açıklamada bunu göreceğiz zaten. Aslında takım bütçesinin 40 milyon eurodan 25 milyon eurolara indirilmiş olması Trabzonspor için olumlu bir adım. Ancak Başkan Ertuğrul Doğan dediği gibi Trabzonspor her zaman yarışmacı bir takım olmak zorunda. Bunun için de öncelikle kadrodaki futbolcuları göndermesi gerekiyor. Yine Bakasetas'a, Trezeguet gibi isimlere bir teklif gelmediğini açıkladı. Uğurcan ve Abdülkadir Ömür için söylenen takımdan ayrılmak istiyorlar haberlerinin doğru olmadığını, kendisine gelen bir bilgi bulunmadığını da resmen açıklamış oldu Ertuğrul Doğan. Biz tabii Orsic ve Petković üzerinde duralım. İki futbolcu için bordo maviler gerçekten tam anlamıyla kıran kırana pazarlık yapıyorlar. Fakat tabii 30 yaşındaki Orsic listenin en başında yer alan, yeni Mvekame olarak lanse edilen bir futbolcu. Ancak şartlar gösteriyor ki bu transfer gerçekten zor. Bordo mavilerin bu futbolcu için 2 milyon euro teklif ettiği, ancak kulübü Southampton'ın küme düşmesine rağmen 4 milyon euro da diretmesi nedeniyle bu transferin artık çıkmaza girdiği ya da beklemeye alındığına yönelik izlenimler ediniyoruz. Aslında Bordo Mavililer 2 milyon euronun yanında 2-3 tane genç futbolcuyu Göztepe'ye göndermeyi, ki Southampton'la aynı şirketin sahibi, teklif etmişlerdi. Ancak bu transfer için şu anda olumlu bir gelişme yaşanmış değil. Tabii Trabzonspor Orsic defterini de tamamen kapatmış da diyemeyiz. Bekle gör politikası uygulanacaktır. Tabii ki en ciddi teklifi Trabzonspor'un yaptığını söyleyelim. Southampton elinden çıkarmak zorunda olduğuna göre belki Trabzonspor yönetimi biraz daha bekleyerek rakamların makul seviyelere inmesini umuyordur. Ancak tabii
Orsic her iki kanatta da forma giyebilen bir futbolcu. Trabzonspor bu futbolcuyu şartlar nedeniyle zora girmesi sonrası bilindik bir isme yöneldi. Bunu bizzat Başkan Ertuğrul Doğan daha önce geçtiğimiz sezon sonunda şampiyonluk röportajı yaparken Başkan Ertuğrul Doğan bana bizzat açıklamıştı. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Masaurası'dan bahsediyoruz. Trabzonspor Masaurası yeniden gündemini almış durumda Orsic transferinin zora girmesi sonrası. Masaurası aslında 2 yıldır Trabzonspor'un gündeminde, 2 yıldır teklif sunuldu fakat Olympiakos bir türlü ikna edilemedi. Şimdi Panathinaikos'tan ayrılan Korbelis sonrası Olympiakos'tan da yine kanat oyuncusu Masaurası için Trabzonspor yeni bir yoklama yapmış durumda. Hatta 2 milyon euroluk bir öneri sunulmuş durumda Yunan ekibine. Hatırlayalım, 29 yaşındaki Yunan futbolcunun kulübüyle 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. 29 yaşında Yunanistan milli takımı formasını 31 kez giymiş ve 5 kez fileleri havalandırmış bir isim. Yunanistan ligi dışında hiç forma giymemiş. Burada tabi devreye giren iki isim Korbelis'te olduğu gibi Bakasetas ve Siopis. Milli takımdan arkadaşlar olan Mosares için bu iki isim tekrar devrede. Orsic transferinin artık rafa kaldırma ihtimali üzerine artık bu transfer gerçekleşmezse, umutlar biterse Masauras için resmi girişimler de daha da ciddi hale getirilecek. Belki biraz daha fiyat artırılabilir. Çünkü Trabzonspor şunu düşünüyor bu futbolcuda. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi var. Yine hatırlayalım, geçtiğimiz sezon Abdullah Avcı da istemişti bu futbolcuyu. Futbolcu da gelmek istemişti Trabzonspor'a ancak kulübü bir türlü ikna edilememişti. Olympiakos başkanı ikna edilememişti. Bunun üzerine şimdi Trabzonspor yeniden bu futbolcu için devreye girdi. Bir yıllık sözleşmesi olduğu göz önüne alınırsa Trabzonspor'un 2 milyon euroluk teklifinin Yunan ekibi tarafından kabul edilme ihtimali yüksek gözüküyor. Çünkü artık bu sene de elinden çıkaramazsa Masaurası yine bedavaya gelme ihtimali var. Yunan kulübü futbolcusunu bedavaya göndermek istemeyecektir. Elinden çıkartmak istemeyecektir. Şimdilik gelişmelerimiz bu kadar, haberlerimiz. Yeni videolarla karşınızda olmaya çalışacağız. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak yazmayı unutmayın. Allah'a emanet.